Allah evlat acısı kimseye tattırmasın. Bu Ali Murat Altınmeşe bir apartmanın 11. katından düşüp hayatını kaybetti. Yüreği evlat acısıyla yanan bir babanın hikayesi bu. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var ya sende biraz o yalan. Her zaman sevip, her zaman sevgi dolu yüreğini gösterdi bize. Hem güldü, hem güldürdü, hem de kalbini açtı halkına. Türk halk müziği denince akla gelen ilk isimlerden oldu. Fakat onu yalnızca müziği için sevmedik. Dik duruşu, mütevazı yaşam tarzı ve alçak gönüllü yapısıyla asla medyanın malzemesi olmadı. Soyadı gibi altın yürekli kaldı. En büyük acılarla tek başına başa çıktı. Evlat acısını yaşayıp onu kendi elleriyle toprağa verdi. Bu öykü içten gülüşüyle sanat dünyasına renk katan İzzet Altınmeşe'nin öyküsüdür. Bizim kavuşmamızda lele lele nazlım. İzzet Altınmeşe 1945 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Çocukluk günleri çok zor geçti. Ailesi o daha 5 yaşındayken maddi sebeplerden dolayı Adana'ya göç etti. İlkokulu burada tamamlasa da yoksulluk nedeniyle okumaya devam edemedi. Ailesine yardımcı olmak için minicik yaşlarda iş hayatına atıldı. Berberlik yaparak hayatını devam ettirmeye çalıştı. 16 yaşına gelince Adana'nın meşhur çay bahçelerinde sahneye çıkmaya başladı. Çok utangaç ve çekingen bir çocuktu. İlk büyük işinde kalabalık seyirciyi karşısında görünce çok heyecanlandı. Dili tutulduğu gibi şarkılarını da söyleyemedi. Resmen heyecandan kala kalmıştı ortada. Eli ayağı birbirine girince onu sarhoş sanıp sahneden indirdiler. Bu onun için büyük bir hayal kırıklığı olmuştu. 1963 yılındaysa yani 18 yaşındayken Adana Halk Eğitim Merkezi'nde Türk Halk Müziği, Nota ve Şan eğitimi aldı. Hem dersler alıyor hem de sahneye çıkıyordu. Heyecanını yendiği gibi muhteşem türküler de söylüyordu. İzzet Altınmeşe kısa zamanda Adana'nın çok sevdiği isimlerden biri haline geldi. Diyarbakırlı olsa da Adana'nın bir simgesi olmuştu. Kendisi zor yollardan geçtiği için başkalarına yardımcı olduğu zaman kendini de daha iyi hissediyordu. İşte bu zamanlarda yanına Müslüm adında bir çocuk getirdiler. İzzet Altınmeşe'ye bu çocuğun sesinin güzel olduğunu ve sesini dinlemesini söylediler. İzzet Altınmeşe Müslüm'ü dinlediğinde çok etkilendi ve eğitim alması için onu halk eğitim merkezlerine gönderdi. Ve yıllar sonra bu çocuk büyük bir şöhrete kavuşacak ve adı Müslüm Gürses olacaktı. 10 yıllar sonra verdiği bir röportajda Müslüm Gürses'i nasıl keşfettiğini şöyle dile getirmişti. Müslüm'le biz aynı mahalledeniz. Aramızda 5 yaş var. Ben abi sayılırım. O zaman 5 yaş epey büyük bir fark tabii. İşte o zamanlar biri dedi ki, abi sen sanatçısın. Bizim de bir arkadaşımız var. Sesi çok güzel. Onu getireyim, sesini bir dinle. Ben de olur dedim. Yanıma geldi. Kara kuru bir çocuk. Şarkılarını okuyunca çok beğendim. Sağlam bir sesi var. Gür ve çok güçlü. Sonra ona sen burada kalma, seni cemiyete göndereyim, oradan ders al, temelin sağlam olsun dedim. O da saygıyla eğilerek tamam abi sağ ol dedi. Yani ben sebep oldum, bundan onur duyuyorum. İzzet Altınmeşe 60'lı yıllarda plak çalışmalarına başladı. 1965 yılında ilk çalışmasını yaptıktan sonra askere gitti. Vatani görevini tamamladıktan sonra şöhret basamaklarını hızlıca tırmanmaya başladı. 60'larda birçok yerde sahne aldıktan sonra 1970 yılında Ankara'ya taşındı. 1972 yılında ilk büyük albümünü yaptı. Söz ve müziği kendisine ait olan Biraz da Bana Gül Kader plağıyla ünü tüm ülkeye yayıldı. 1976 yılında Ankara Radyosu'nun sınavını kazanarak TRT'nin seslerinden biri oldu. Türküleriyle radyoya renk kattı. Esmerim, Kınayı Getir Aney, Maden Dağı ve Hanım Kızlar gibi türküleri çok sevildi. Söylediği şarkılar çok büyük üne kavuşunca Yeşilçam kapıları da açıldı ona. 1970'li yılların ikinci yarısında filmlerde yer aldı. İlk filmi Oya Aydoğan'la başrolü paylaştığı Dertli Pınar oldu. Daha sonra Maden Dağı, Nazey, Düştüm Çıkmazlara ve Dost Yarası gibi çok sevilen filmlerde oynadı. Yanık sesi, içten söylediği türküleriyle dönemin en başarılı sanatçılarından biri olmuştu İzzet Altınmeşe. Yıllar içinde Ankara ona küçük gelmeye başladı. 1980 yılında müziğin kalbi olan İstanbul'a taşındı. İstanbul'a taşındıktan sonra çalışmalarına daha da hız verdi. Bu dönem birçok arabesk yıldız da çıkmıştı. Onlarla başa çıkabilen ender isimlerden biriydi İzzet Altınmeşe.
Dolan Gözler, Avare, Sefiller, Le Hanım ve Olmaz Olmaz albümleri 80'li yıllara damga vurdu. İzzet Altınmeşe sadece türküleriyle değil hayatıyla da birçok insana örnek olan bir sanatçıydı. Magazin haberlerine manşet olmaz, adı aşk skandallarına karışmaz. Ne kavga eder ne de kötü bir söz çıkardı ağzından. Dudakları sadece sevgi sözcükleriyle süslenmişti. Türküleri ve konserleri derken tüm Türkiye onu çok sevdi. Aşk hayatı da türküleri kadar güzel, filmleri kadar masumaneydi. İzzet Altınmeşe 1971 yılında Müzeyyen Hanım'la evlendi. O hayatının en büyük aşkıydı ve hayatında ondan başka hiç kimse olmayacaktı. Yıllar içinde çocukları da oldu bu güzel çiftin. Önce Fatoş, sonra Ali Murat, ardından Fırat dünyaya geldi. Yeter ki senden olsun ızdırama. 60'ların sonunda başladığı müzik hayatında zirveye çıkmıştı. 70'lerde ise zirvedeki yerini iyice garantilemişti İzzet Altınmeşe. Zirvede kalmak için oyunlara, hilelere ihtiyacı yoktu onun. Ayrıca kuralları, prensipleri vardı. Bir röportajında bu kurallarından şöyle bahsetti. Erotik sözler içeren şarkıları asla ağzıma sürmem. Bazen türkülerde çok erotik sözler oluyor. Bence bu çok yanlış. Şimdiye kadar hiç ağzıma almadım. Almam da. Türkülerde edep çok önemli. Benim terbiyem, geleneklerim bunu men eder. Bunları asla söyleyemem çünkü karşımda aileler oturuyor. Halime'yi samanlıkta bastılar, tombul tombul memeler, yatırdım dam üstüne gibi şarkılar hep erotiktir. Bu türküler sevgi içeremez, sevgi kutsaldır. Sevgi ve erotizm asla bir tutulmamalı. İzzet Altınmeşe'nin kuralları sert ve kesindi. Hatta öyle ki kanser riski olmasına rağmen yüzündeki beni aldırmamıştı. Kanser tehlikesi olmasına rağmen bu benim simgem, aldırmayı hiç düşünmedim demişti. 70'ler, 80'ler ve 90'lar derken onlarca albüm çıkardı. Türk halk müziğinin en sevilen, en çok saygı duyulan isimlerinden biri oldu. Şöhret yolculuğunda çizgisini asla bozmadı. 1998 yılında ise devlet sanatçısı unvanına layık görüldü. 1990'lı yıllarda bedenini rahatlatmak ve yoğun tempodan dolayı yıpranan ruhuna huzur vermek için yogaya başladı. Yakın arkadaşları Belkıs Akkale ve Selahattin Alpay ile birlikte uzun zaman yoga yaptı. Bir röportajında yogayla ruhunu terbiye ettiğini, kendisine çok iyi geldiğini söyledi. İzzet Altınmeşe doğuda da batıda da çok dinleniyordu. Söylediği birçok şarkısı eski Kürtçe şarkılardı. Dumanlı Yaylalar, Mardin Kapı ve Kibarım gibi eserler aslen Kürtçe şarkılardı. Diyarbakır'da duyup dinlediği Kürtçe türkülerdi. Celal Güzelses, İbrahim Tatlıses ve Mahsun Kırmızıgül gibi İzzet Altınmeşe de o şarkıları Türkçe'ye çevirip öyle söyledi. Son çalışması ise çıkardığı Usta isimli albüm oldu. Yıllar akıp geçerken İzzet Altınmeşe'nin çocukları da büyümüştü. Oğulları babalarının izinden giderek sanatçı oldular. Küçük oğlu Fırat Altınmeşe 2013 yılından itibaren Vicdan, Kaçak Gelinler, Mucize Doktor ve Evlilik Hakkında Her Şey gibi çok sayıda yapımda yer aldı. Diğer oğlu Ali Murat ise Ali Baba Yedi Cüceler, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı gibi yapımlarda rol aldı. Ancak oğlu Ali Murat'ın hikayesi 19 Aralık 2021'de büyük bir acıyla sona erdi. 42 yaşındaki Ali Murat bir program için Mersin'e gitmişti ve o gün kaldığı evin 11. katından düşerek hayatını kaybetti. Daha sonra Ali Murat'ın ruhsal sorunlar yaşadığı öğrenildi. Ölümüyle ilgili de pek çok spekülasyon çıktı. Bazı insanlar intihar, bazı insanlarsa aşağıya itildi dedi. Kim ne söylerse söylesin bir can, bir evlat kaybedilmişti. Baba ocağına kor, anne yüreğine ateş düşmüştü. Ali Murat'ın naaşı Eyüp'te kılınan cenaze namazının ardından Göktürk mezarlığında toprağa verildi. Evlat acısıyla sarsılan İzzet Altınmeşe ise cenazedeki metaneti ve ölüm hakkında söyledikleriyle yürek parçaladı. Biz bu dünyaya gelirken kendi isteğimizle de gelmedik. Kendi isteğimizle de gidemiyoruz. Emir-i ilahi öyle. Ama o ki geldik, bir gün gidecektik. Ama burada sıra kimde onu bilemiyoruz. Bilmece burada. Hep hazır olmalıyız. Hani Yunus Emre'nin zannediyorum olsa gerek. Diyor ki mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var ya sende biraz oyalan. Oyalanalım ama diyorum ki boş olmasın oyanımız. Öbür dünyaya da hazır olalım. Ölüm ne zaman, kime, nerede, nasıl geleceğini bilemiyoruz. İzzet Altınmeşe sanat dünyasında yarım asrı geride bıraktı. Sesi ve türküleriyle milyonların duygularına eşlik etti. Bir nesil onun türküleriyle büyüdü. Sadece sesiyle değil, kurallarıyla, duruşuyla, yaşam tarzıyla örnek olan,
Müslüm Gürses'e olan sevgisiyle sanatçıdan dost olmaz diyenlere tokat gibi cevap veren, asla skandallarla, karanlık haberlerle gündem olmayan bir İzzet Altınmeş'e geçiyor bu hayattan.